بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد يا سيدي سلطان الأنبياء وذاك مولانا محمد الحق المبين. وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن حضرت فاطمة وفاتنا anlatmıştık en son. Şimdi Hazreti Bekir'in Hakk'a irtihalini anlatacağız. Hazreti Ebubekir'in kerametleri, ulu makamı, yüce sıfatları, onları sana anlatalım diyor. Şimdi erlerden, yani erkeklerden ilk Müslüman olan Ebubekir Sıddık'tır. Ne vakit Müslüman oldu, nefsini, malını Resul Aleyhisselam yolunda feda etti. Canını da, malını da Resul-i Ekrem'in yoluna feda etti. Ve İslam'a gelmezden evvel çok malı vardı. Müslüman olmadan önce Hazreti Ebubekir Sıddık çok zengindi. Cümlesini, malının hepsini hak yoluna harc eyledi. Hepsini Allah yoluna harc eyledi. Ve Resulü Aleyhisselam dedi ki, insan içinde Ebubekir Sıddık, feriştahlar içinde Mikail Aleyhisselam'a benzer dedi. Ebubekir Sıddık, meleklerden Mikail'e benzer dedi. Hatta Resulü Aleyhisselam dedi ki, ya Ebubekir, benimle senin aranda hiç fark yok. Hemen fark budur ki ben peygamberliği verildim. Aramızda hiç fark yok, ancak ben peygamberlik bana verildi yani, o kadar. Ve Ebubekir Sıddık namazda yerine imamlığa buyurdu. Peygamberimiz kendisi namaz kıldırmadığı zaman bir işinden dolayı, bir meşguliyetinden dolayı Ebubekir Sıddık imamlığa bırakıyordu. Çün namazda imam oldu, bes geri kalan nesnere dahi muktedalığa evladır. Namaz ki ibadetin en üstünüdür. En üstüne ibadet de Allah Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir imam kıldıysa sair işlerde imamlığa daha evladır diyor. Tamam, yani diğer bütün işlerde de ümmetin imamı olması, muktedabih olması evladır. Eshab'dan bazıları dedi ki, Resul Aleyhisselam fikrederdi ki kıyamet gününde uçmağın kilidi kimin elinde ola? Cennetin kilidi acaba kimin elinde olacak diye Peygamber Zişan düşünüyordu. Derhal Cebrail Aleyhisselam gelip indi. Hak Celle ve Ala Hazreti sana selam etti ve dedi ki, uçmağın kilidi Ebubekir Sıddık elinde ola dedi. Hazreti Ebubekir'in elindedir. Her kimden ki Ebubekir Sıddık razı ola, ben onu uçmağa korurum. Kim Hazreti Ebubekir kimden razı olduysa, yani şimdi bunlar hep birbirine bağlantılı meseleler. Tabii Hazreti Ebubekir kimdir? Allah Subhanahu ve Teala halis has kulu. Hazreti Ebubekir neyden razı olur? Allah'ın razı olduğundan. Allah ve Resulü'nün razı olduğundan olur, razı olur. Başka bir şeyden razı olmaz. Yani yol oraya çıkıyor. Bu sadece Hazreti Ebubekir'e Allah'ın ikramını anlatmak meselesidir. Onu uçmağa korun ve her kimden ki razı olmaya uçmağa koymam. Hazreti Ebubekir razı değilse o kimşik kimdir? Allah'a asidir, Resulüne asidir. O zaman Allah Subhanahu ve Teala'nın cennete koymaz. Haber de geldi ki Hak Celle ve Ala Hazretleri cemiye halka tecelli am ile tecelli eyledi ve Ebubekir Sıddık'a tecelli has ile tecelli eyledi. Bir rivayete geldi ki Allah Subhanahu ve Teala her kuluna farklı tecelli etmiştir. Umumi bir tecelli ile tecelli etmiştir. Ama Hazreti Ebubekir'e çok farklı bir tecelli, özel bir tecelli ile tecelli etti yani. Nurunu yansıttı. Ve bazılar der ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, her kim yeryüzünde meyyit görmek isterse, kim yeryüzünde bir ölü görmek isterse, yani nefsini öldürmüş, terbiye etmiş, Ebubekir Sıddık'ı görsün dedi Efendimiz. Ve Resulü Aleyhisselam dedi ki, Hak Subhanahu ve Teala Hazretlerinin 300 halkı vardır. 300 tane yarattı. Her kim 300 hulku ahlakı vardır Allah-u Teala'nın, 300 tane. Her kim bir hulkuyla huluklansa uçmağa girer. O 300'den bir tanesini kendine ahlak edinebilsen cennetlik olursun. Ebubekir Sıddık, ya Resulallah, bende o huluktan nesne var mıdır? O 300 ahlaktan bende hiç var mı? Resul Aleyhisselam buyurdu ki 300'ü de sende vardır. O 300'ün hepsi de sende vardır dedi. Hazreti Ebubekir Sıddık. Ve dahi Ebubekir Sıddık Hazretlerinin afdaliyetine bir delili vazih budur ki, onun ne kadar üstün olduğunu açık bir delil şudur ki,
Hak Teala Hazreti onun hakkında وَسَيُجَنِّبْنَبُهَا الْاَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى buyur, ayet etmiştir. Bütün müfessirler dediler ki ol kişi Ebu Bekir Sıddık'tır. Bu ayette anlatılan, tamam mı, cehennemden uzak bırakılacak olan o en takvalı olandır ki diyor, malını verdi, kendini temizledi. Bu ayette kasteden Hazreti Bekir Sıddık diye bütün müfessirler söyledi. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, peygamberlerden ve mürsellerden sonra, nebiler ve rasullerden sonra Ebu Bekir'den eftal kişiye güneş doğmamıştır. Yani güneşin doğduğu ışığını yaydığı insanlar arasında en üstün kişi Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir Sıddık'ın adı Abdullah idi. Resul Aleyhisselam onu Ebu Bekir ile künyeledi. Hazreti Ebu Bekir'in ismi Abdullah ama ona Ebu Bekir ismini veren Resul-i Ekrem'dir diyor. Şimdi Ebu Bekir Sıddık peygamberimizde hakikatte yardır. Efendimizin sevgilisidir, dostudur. Ve afdali ashabı, en üstün ashabıdır. Alim, ilim sahibi, zahid, dünyadan çekilmiş, muttaki, takvalı, sıddık ve kamildir. Ve din serveridir. Din konusunda en öndedir. En başıdır. Yarın kıyamet gününde Resulü Aleyhisselatü Vesselam kabrinde dura, ondan sonra Ebu Bekir dura. Ve 2 yıl 4 ay Resulü Aleyhisselam'dan sonra hilafet sürdü. 63 yıl muammer oldu. Peygamberi zişanından sonra 2 yıl 4 ay yaşadı Hazreti Bekir halife olarak. Ondan sonra ruhunu teslim etti. Ve ruhunu teslim ettiği zaman da yaşı 63'tü. Ondan sonra Dar-ı Fena'dan Beka mülküne sefer edip Adn uçmağına makam tuttu. Bu fani diyardan gitti. Baki diyar Hazreti Bekir Sıddık ve cennette yer tuttu diyor. Evet, birinci halifenin hakka irtihali böyledir. Allah Subhanahu ve Teala Hazreti Bekir'e uyanlardan eylesin bizi. Onun gibi Resul-i Ekrem'i sevenlerden eylesin. وَمِنْ اللّٰهِ تَوْفِيكُ وَحُرْمَةِ الْحَبِيبِ وَحُرْمَةِ الْفَاتِحَةِ. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden At Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.